Merhaba insanlar, hep bir OSM videosu yine karşınızda. Evet arkadaşlar, bugün lig analizimiz var ama şu an erken olduğu için en derin ligi davet etmemiş. Olduğu kadar çekeyim çünkü biraz yorgunum, erken istirahat edeceğim. Söz verdiğim için çekiyorum bu videoyu. Diğerinde biten, bizde 9. maçlar, Ender geldi ve 8. maçları artık analiz edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Ağasar burada Utku yenmiş, deplasmanda 2-0. Şöyle bakalım, %68 de güzel bir performans. Bravo Asar'a. Deplasmanda bayağı ezici harbiden. Bravo. Şöyle onun taktiğine girmeden ayıp olmaz. Şöyle geldik. Evet, burada Kızıl Görüsü Retirado ile beraber kalmış. 4-5-1 yok. 4-3-3'a 4-5-1 oynamış. Güzel. İkisi de güzel seçim. Bravo. Bence güzel seçim. 5-3-2 ya da 5-3-1-1 de denilebilirdi ama 4-5-1 de mantıklı. Bravo. Evet, ikisi de 0-0 kalmış. Kafa kafa gitmiş neredeyse. Emre Belezoğlu deplasmanda Legendarov'u yenmiş. Drogba'nın golü 5-2. Bak, mantıklı. Evet, o da defansif çıkmış. Bence bura ofansif oynayabilirdi. O da tabii tercih meselesi, kadro yatkınlığı, belki dinlendirmeler falan. Enes Akarsu evinde acımamış. 2-0 yenmiş Atakan'ı. Şöyle geldik. Atakan, evet, 5-2-3 seçimi doğru. Ama içerik olarak yanlış galiba ya da çok güzel bir formasyon karşısında. Tebrik ederim ikisini de. Bravo. İkisi güzel taktikler seçmiş aslında. Evet, yine biri kaçan arkadaş olmuş. Biz Mustafa'da olur olur demiş yeriz. 1-0 yemiş. Onu botta oldu için. Evet, burada Ronaldo kendi evinde 4-0 Mustafa yenilmiş. %70 oynamış. Burada bir 4-3-3'te sıkıntı var gibi. Ya da formasyon çok iyi Mustafa'da. Mustafa tebrik ederim. Ronaldo'ya geçmiş olsun. Zebunam, evet, yılların tecrübesi %66 ile botun içinden geçmiş ama 2-0'da oyunun acizliği bence. 1-0 olsun, benim olsun demiş Yunus'u yemiş. Öz 1987 kardeşimiz. Çek Cumhuriyeti'li %57. Yani ikisi de kontra denemiş. Kafa kafaya gitti desek de ev sahibi bir tık daha üstü. Bravo. Avantajı gayet iyi olmuş. Geldik burada. Yusuf Bey kendi evinde neydi onun adı? Fanto yenilmiş. 1-0 4-6-3-1. Abi bak. Öneride de bunu. Evinde saldır. 6-3-1. Evet, beni bir 6-3-1 kendi evinde indi ama ben onun taktik değişeceğini umut ettim ama değişmedi. Ben yanlış hata yaptım. Yani 6-3-1. Evet, burada yenmiş. Doğru. Sen birazcık daha üstün olmuşsun ama bence evinde saldır. Net. Sana yorum yapıyorum. Fanto'yu tebrik ederim. Deplasmanda saldırmış. Ev sahibinin burada saldırması lazım. Bak, Sefa gelmiş burada. 4-4-2-B ile 4-4-2-B görüyorsunuz. %60'da bir tık daha eserek yenmiş. Yusuf'a da geçmiş olsun. Bence mantıklı ikisi de. Bravo. Geldik burada, Enes rüzgar gibi esiyor, akarsular gibi gidiyor görüyorsunuz. İki öcü ekibinden açılımını şuradan tıklasam gelir mi? Gelmiyor galiba, yanlış bilmiyorsam. Evet, buradan gelmiyor. Onların ekibine de başarılar, bravo. İlk iki onların ekibinden olmuş. 22 puanda 3. Ağasar. 4. Evet, Çek Cumhuriyeti'de öz kardeşimiz Emre Belezoğlu, bravo, güzel gidiyor. Evet, burada görüyorsunuz 12.'nin, bak şurada abartı söylüyorum, şu adam asılırsa, şu bot tabi Ronaldo asılırsa ligde tur atlayacak dereceye gelir. Asılması önemli çünkü burada daha 29 daha maç var, çok önemli maçlar var. Şimdi geçelim Ender'in tarafına, son olarak da bizim tarafı işleyeceğiz. Geldik burada Ender. Evet. Bu tarafta 8. maçta oynandığı için maalesef daha var burada. Şöyle geldik. Ender kendi evinde bakalım ne yapmış. 3-1 yenmiş. Kreklo. O kardeşimiz de kurala çıkmıştı. Sonradan gelmiş. Pele etrik yapmış. Bakalım 4-3-3 ile 5-3-1-1. Çok mantıklı ikisi de. Bravo. Tebrik ederim ikisini de. İşte demek istediğim tablo buydu. Ev sahibiysen saldıracaksın. Yani burada Brezilya'ydı, Sovyetler Birliği, hiç önemli. Hepsi eşit başlıyor.
Gerisi artık sizin kadro kasmanız, antrenman yaptırmanız alakalı. Sergio Ancelotti Fransa'ya 2-0 yenilmiş. Oo, ne yorulmuş? Bota yenilmişsin. Hiç yakıştıramadım sana, haberin olsun. Hiç. Ki sen turnuvalara renk atan bir insansın. Aklını başına demiş. Batın ayağın, o da bu. İşte bak, olması gerekeni Batın yapmış. Sen Bottan yemişsin. Bravo Batın, tebrik ederim. Bottan'la maçları şöyle inceleyelim ama Samet şöyle bakalım. 4-4-2 böyle 5-3-2'ye çıkmış. Ender'i incelemiştik. Emre Mor 1-0 yenmiş. Serdar, o güzel rakibi yemişsin ve 90 artı 3'te biraz şans olay olmuş. Evet, 4-5-1'e 4-5-1. Görüyorsunuz 5 şut atmış. İzlenir bayıltan bir maç olmuş ama ikisine de yakışır, bravo. Cani Çocuk, Ferhat Akgül'ü berabere kalmış. 4-3-3'a 4-3-3'be. İkisi de saldırmayı tercih etmiş. Bravo. İkisi de aynı grupta, aynı ekipte kafa kafaya savaşan iki ekiptaş. Şöyle gelelim kardeşimize, 4-4-2 böyle botu yenmiş. Yani onu şöyle baktık artık, mecburen bot olduğu için. Evet bakalım, 4-3'a Muhammed Efe'yi. Evet bak, ikisinin seçimi de gayet iyi. Tebrik ederim ikisini. Saldırmış. 5-3-2 kontra yapmaya çalışmış. O bence %60, %40 başlıyor bakalım zaten. Bence orantılı. Ev sahibi avantajı da var sonuçta. Bravo Efe için, güzel karlı olmuş. Evet. İsmini unuttum Türkiye'nin. Neyse kardeşimiz Halil'di galiba. Halil'di galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çünkü TikTok'ta o kadar çok insanlarla muhatap oluyorum ki. Halil değilse de affola, bayram da olabilir. Halil veya bayramdı, yanlış hatırlıyor olabilirim. Sen bana şöyle demiştin. Hatırladım orasını ama isim olayı gitti. 4-4-2-A 5-3-1-1. İkisi de güzel seçim. Bravo. Evet kafa kafaya gitmiş zaten. İkisi de tebrik ederim. Geldik burada. Kim kaldı? Venom 1-1 bitmiş maç. Kırmızı kart. Olayı baya etkilemiş. 80'de beraberliği yakalamış. Benim için şanssız. Emre Şener için gayet şanslı bir maç. 1 puan. Çünkü gayet sağlam bir menajerden 1 puan almışsın ve kırmızı kart yemiş. Burada senin şanssızlığın da var. Kırmızı kart yiyen bir adamı yenememişsin. O da senin şanssızlığın olmuş böyle. Ferhat Akgül namağlup şekilde tepede. Ama görüyorsunuz ki puan farkı yok. İlk altı kesin çıkacağı için görüyorsunuz bak, 13. adam bir galibiyet bitti. Bu kadar. Bir galibiyet 12 puan geldi buraya. Bir galibiyet 3-6, şurada botlarda ne var? Sergio Ancelotti'ni neden takip etmiyor bilmiyorum ama gayet iyi menajerdi. Oğuz'un alacağı bir galibiyet olayı değiştirir. O yüzden salmayın, dağıtın. Fransa'nın bot olarak burada ilk yedi olması da bu turnuvanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bravo, herkese başarılar dileyip şimdi kendi tarafıma gidiyorum. Bayağı da bir uzun oldu sanki video. Hamza Ayaz, şöyle geldik. Evet, bizim maç şöyle geldik. Benim altın yan Fuat Furkan'laydı. Onu da eline sağlık, şöyle geldik. Kırmızı kart bizi bitirdi. Hakan Ünsal. Ah, bizi bitirdin Hakan. Yine de ona rağmen gol kralımız, ligin gol kralı Hakan Şükür'ün golü ve Van Basten'in karşılığı gelmiş. 4-3 çayla o ezmiş. Normal çünkü hatta onun şanssızlığı olmuş bence. Çünkü 10 kişi kalan rakibi berabere kalmış. Şanssızlık. Boş bir yazılım oldu. Bir kez daha ortaya çıkmış. Bu arada OSM'nin BBM 2 kardeşimiz Oktay'ı yenmiş. Oktay beni bugün Liverpool'da mahvetti ama deplasmanda görüyorsunuz %38'de oynamış. Oktay burada önce 4-3'e güvenmiş ama tercih biraz sanki yanlış. Ha, ben de 4-3'e oynuyorum şimdi, yalan değil ama en azından bir şey var yani. Yiğit 4-1 Batshuayi yenmiş görüyorsunuz %64'te. Gayet üstün olmuş. Bence burada bir seçim yanlışı var yine. Tabii 4-3-3'lerinizin formasyon içeriğini belki görüyorsunuz. Ozan Aliyevi kırmızı kart yiyen Aliyevi acımamış. 4 tane atmış. OSM vurmuş. Bir de ben atayım demiş. 4-2. Neden bu 4-2-4
şey inadı. Onu anlamadım. Kim yendiniz de hani bu inada bindi? Ben bunu, evet bu taktik güzel, ben yeneceğim. Ben de yendim. Yanlış hatırlamıyorsam seni. Yapmayın arkadaş, inada gerek yok. Hüseyin beni tek yenen rakibi galiba. Evet 6-3-1 inadı devam ediyor onun da. Beni 6-3-1 yendi. Vallahi yine taktik değişiyor zaten. Ama bravo, güzel. Beni ezerek yendi. Helal olsun. Schneider'le 0-0 kalmış. Veysel. O da güzel performans sergiliyor. Emre Zontur'la 0-0 kalmış. Evet. Güzel seçim Emre Zontur adına. O da güzel taktik seçmiş. Bravo. İkisini de tebrik ederim. Neftimur. Evet. Murat Güldü. YouTuber kardeşimiz. 2-0. Onur yenmiş. %49. Evet. Onur'un seçimi gayet iyi. Zaten Murat'ın seçimi gayet güzel. Kafa kafa giden maçı ev sahibi avantajını dünya yıldızlarıyla kullanmış Murat. Osman Surgay'la berabere kalmış. Golü bulan Surgay ardından bir Hamsik golüyle çarpılmış. Evet, %61 oynanmış. 3-4-3 ile. Değişik. Bravo Osman. Tebrik ederim Osman'ı. Surgay'ı da tebrik ederim. Berabere iyi kurtarmış maçı bence. Evet, bu kardeşimiz senin ismini unuttum. Neyse, Burak olabilir. Sallamış olabilirim. 5-1-1'le güçlü rakibi Tony'yi 3-1, 5-1 evinde. Neden öyle çıktın anlamadım ama. Yani yenmişsin, gerisi hikaye. Uğur kardeşimiz 1-0 Xavi'nin golüyle görüyorsunuz. Bir de kırmızı kart yemiş ama bayağı da maç yakınmış. Zaten genel itibariyle bayağı üstün oynamış kardeşimiz. Bravo. Şimdi gelelim lig tablosuna. Ligin zirvesi değişmiyor. Hakan Şükür 11 golle tepede. Hamza Ayaz 20 puanla tepede, beni tek yenen de Hüseyin Ağa'ydı. O da burada görüyorsunuz. İkinci sırada 6-3-1 ile devam ediyor. Biz sırf 4-3-3'te devam ediyoruz. Güzel. Mesela 6-3-1 oynamış, 5 gol yemiş. Ben 4-3-3'te 7 gol yemişim. Bence ben de gayet iyi ama burada değişik bir statistik var. 9 maçta 7 gol, 5 gol yemiş. 2 avaraja. Bravo. Bu da değişik bir şey olmuş. Dikkatimi çekti. Evet, burada da görüyorsunuz, burada 10 puan, 1-3 puan ne var? 3 puanlık şey. Yani 6 puan fark kapamayacak bir fark değil bence. Asılın daha çok uzun ama salmayın. Salarsanız böyle geriye 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 sıkıntı olur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizleri kırmadım cidden. Analiz videolarını çekmeyi seviyorum ama yani lig öyle bir şey oldu ki 6 7,5 galiba. Bir de 11 gibi oluyor. Çek yükle inanın uzun. Bak şu an 20 dakika yakın belki bir video olmuş ya da sallamış da olabilir bir dakikayı. Her neyse bunu yüklemesi, kesmesi, editlemesi derken sizleri seviyorum. Sizlere feda olsun. Hadi bakalım.